Hadi hayırlı yolculuklar. Eyvallah. Biz İstanbul'da büyük bir otele yerleşip basın kampanyasını başlatacağız. Milyarder Dilaver Bey yatırım yapmak üzere ülkemize geliyor. Evelallah, yatırım da yaparım, kaldırım da. Yeter ki Peri Hanım'la bir karşılaşayım. Merak etmeyin, o işi ben ayarlayacağım. Siz de 15 gün sonra uçakla Avrupa üzerinden İstanbul'a geleceksiniz. Yeşilköy'de buluşmak üzere Allah'a ısmarladık. Hadi au revoir. Au revoir. Hadi hepinize au revoir canım. Şöyle döner misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ziyaret sebebiniz? Sanayici meslektaşlarımla tanışıp Avrupa'ya yönelik yatırımlar yapmak istiyorum. Özellikle tekstil dalında. Bu yatırımların hacmi konusunda bir bilgi verebilecek misiniz? $4 milyon. Hükümetin ekonomik politikasını nasıl görüyorsunuz? İyi görüyorum, gelişim var. Her gelişiminde bir gidişimi olacaktır tabii. Enteresan. Biraz açıklar mısınız bunu? Müsaadenizle, kendisi yol yorgunu. İleride basın toplantısında her şeyi anlatacak size. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Güle güle. Nereye? Otele efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ağam. Hoş geldiniz ağam. Ağam değil, Dilaver Bey. Valizleri alın. Buyurun yol göstereyim efendim. Dilaver Bey, rica ediyorum. Çıkamıyorum, itmeyiniz lütfen. İtmeyiniz lütfen. İtmeyiniz lütfen. İtmeyiniz lütfen. Dolap beygiri gibi dönmeye başladı. İtmesene lan. İtmesene lan. İtmesene lan. İtmesene lan. Bu gidişle otele giremeyeceğiz galiba. Bir türlü tutturamıyorum. Ali bir şeyler yap. Hadi. Oh. Ah, oh be. Bak, bu kapıdan girme dersini öğretmedin, etrafa rezil oldum. Hiçbir mahsuru yok efendim. Sizin ne kadar şakacı olduğunuzu herkese anlatmıştım. Şakacıyım değil mi? Bir daha döneyim mi? Hadi çocuklar. Yok. Kâfi efendim. Şöyle buyurun. Dilaver Bey, hoş geldiniz. Umarım otelimizi beğenirsiniz. Vallahi şu dönme dolap taklidi kapı olmasa şimdilik idare eder. Buyurun efendim, yeriniz hazır. Kral dairesi. 10. kat, 1001 numara. Güzel, 1001 gece masalları gibi. Buyurun efendim. Yo, hayır. Niye? Asansöre. Nasıldım Ali? Bir harikaydınız. Bundan iyisi düşünülemez. Şimdi ne yapıyoruz? Yarın otelde bir kokteyl düzenledim. Sizler ortalıkta görünmeyeceksiniz. Peki, peki, peki. Bütün kalburüstü fabrikatörlere davetiye yolladım. Özellikle Kadir Bey'e. Peki Peri, o da gelecek mi? Tabii, onu da davet ettim. Gelmemesine imkan yok. Güzel. Gelsin de görsün bakalım görgüsüz ayı nasıl olurmuş. Değil mi Kahya? He. Yani ben ayı mıyım? Ya. Unutun artık o lafı. Şu anda dünyanın en zengin, en büyük iş adamlarından birisiniz. Öyleyim değil mi? Tabii. Yani bu ayı olmama engel mi? Estağfurullah. Kadir Bey'in fabrikası ne alemde? Tetkik ettim. Numan ismindeki müdürü sahtekarın teki. Öbür ortaklarla işbirliği yaparak fabrikayı elinden almaya çalışıyor. O zaman biz de Numan'ı satın alıp diğer ortakları saf dışı bırakırız. Güzel. Kadir Bey'le ortak olunca Peri'yi sık sık görme imkanınız doğar. İyi akıl ettim değil mi? Peki Peri ne alemde? Sizinle olan evliliğini herkesten saklıyor. Geziyor, tozuyor, gününü gün ediyor. Onun bacaklarını kırarım. Allah Allah! Resmen benimle evli değil mi bu karı ya? Aa, lütfen karı ve yahu kelimelerini kullanmayayım bir daha. Niye? Yabancı kelime mi? Hayır. Ama çok banal kelimeler. Size hiç yakışmıyor. Değil mi? Yakışmıyor. Yakışmıyor. Yakışmıyor ya. Evet. Çok kaka kelimeler.
Ulan siz ne zaman adam oldunuz, bana kibarlık öğretiyorsunuz he? Kızma ağam! Ne haddimize? Affet ağam! Lütfen, lütfen nezaketi hiçbir zaman unutmayalım.